Manşete hoş geldiniz. 10 Ekim 2022 Pazartesi. 10 Ekim deyince akla gelen tek bir tarih var. 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı. Bundan 7 sene önce, bugün, bir cumartesi günüydü, Barış Emek Demokrasi Mitingi için bir araya gelen insanların içinde iki IŞİD canlı bombası kendini patlattı ve 103 vatandaşımız hayatını kaybetti. O gün bugündür aydınlatılmayan, aydınlatılmak istenmeyen bir eylemdir bu. Bir kere daha bu katliamın kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Bu dönem geçtikten, bu dönem bittikten sonra elbette ilk ele alınması gereken konulardan biridir Ankara katliamı. 7 Haziran 1 Kasım arası, 2 seçim arası en kanlı olaylardan biridir ve özellikle 1 Kasım 2015 seçimine gidilirken bu patlama ve bu patlamanın yol açtığı korku iklimi AKP'yi tek başına iktidara getirmiştir. Ve bu dönemin başbakanı Davutoğlu tarafından da bu katliamın oylarını artırdığı teyit edilmiştir. Geçelim. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkışının 24. yılı dolayısıyla birçok kentte özgürlüğe yürüyoruz sloganları ve pankartlarıyla protesto eylemleri vardı. En az 139 kişi gözaltına alındı. Yüksekova'da resimdeki HDP'li milletvekillerine saldırıda bulunuldu. Habib Eksik resimdeki milletvekili bacağında kırıklar olduğu tespit edildi ve bacağı alçı alındı. Görüldüğü gibi sol bacağı komple alçıya alındı. HDP milletvekilleri Habib Eksik ve Said'de de, de yerlerde sürünerek polisler tarafından darp edildi. Böyle bir 9 Ekim'i de geride bıraktık. 10 Ekim'de başladık ama esasen 7 yılda pek bir şey değişmedi Türkiye'de. Bir diğer konu. Arzu Erdem, MHP İstanbul Milletvekili. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği festivalde söz almak, sahneye çıkıp konuşmak istedi. Sahneye çıktı, mikrofon çalışmıyordu. Ondan sonra indi ve bir grup polisle ve beraberinde ülkücü gençlerle adeta sahneyi bastı, eline megafonu aldı ve konuştu. Biz de diyoruz ki dedi, azdan az çoktan çok biz konuşuruz gerekli cevabı veririz. Biz şu an burada devletimizi temsil ediyoruz. Esenyurt sahipsiz değildir dedi. Esenyurt Belediyesi CHP'li bir belediye. Canan Kaftancıoğlu da festivali iptal ettirmeye çalıştığını iddia etti. Attığı tweette Arzu Erdemin böyle bir ülke. İran kaynamaya devam ediyor. 16 Eylül'de Mahsa Amini'nin e hayatını kaybetmesi. Polis gözetiminde, polis gözaltına aldıktan sonra işkence, darp, gördüğü muamelenin ardından hayatı kaybet, hayatını kaybetmesi ardından eylemler 20 günü geride bıraktı. Ve görüldüğü gibi gençler artık liseli gençlere kadar inmiş durumda eylemler başlarını açıyorlar ve İran sokaklarında yürüyorlar. Kitlesel eylemler ülkenin dört bir yanına yayılmış durumda ve rejim ilk defa bu kadar güçlü bir protestoyla sınanıyor 43 sene sonra. Arif Keskin demiş ki rejimler kendini tehdit altında gördüğünde her şeyi güvenlik sorunu olarak kodlar. Tahran Belediyesi kentin bazı bölgelerinde güvenlik nedeniyle çöp konteynerlerini toplamış. Çöp konteynerlerinin bile güvenlik sorunu olarak görünmesi yönetimin korkusunun ve ülkenin durumunun göstergesi diyor. Arif Keskin İranlı bir e, yorumcu ve şu dönemde de yakından takip edilmesi gereken bir isim. Savaş programı o da İranlı, İran kökenli daha doğrusu. Bazı kaynaklarımdan gelen bilgilere göre Türkiye'de yaşayan ve İran'daki protestolara dair bilgi paylaşan bazı İranlıların İran'da yaşayan aileleri İran devleti yetkilileri tarafından aranıp tehdit edilmiş. Yakınlarının paylaşım yapmamaları konusunda uyarılmış durumdalar. Çok yabancı gelmedi değil mi? Otokrat devletlerde dikta dönemlerinde böyle şeyler oluyor. İran devleti, İran yönetimi çok sıkıştı. Nasıl sıkışmasın ki? İran devlet televizyonu hacklendi. İşte Hamaney ve birileri canlı yayında işte bir program varken ya da bir haber bülteni varken haber bülteni sırasında tam da Hamaney ve yanındakiler ring görüntüsü ekrandayken ekrana bu görüntü düşürüldü hackerlar tarafından. Cumartesi günü İran e, yerel saatiyle 21'de haber bülteni sırasında oluyor bu. Hamaney'in posteri var ama poster alevler arasında gösteriliyor. Altta da hayatını kaybeden protestolarda dört kadının fotoğrafı var. Ee, yazan Farsça yazılarda ise bize katılın ve sesinizi duyurun. Pençelerinizden gençliğimizin kanı damlıyor yazıları görülüyor. Protestolar öyle bir noktaya geldi ki artık İran Devlet Televizyonu hackleniyor ve ekrana bu böyle bir görüntü bile düşürülebiliyor. Savaş program demiş ki duvarda kadın yaşam özgürlük yazıyor ve bir kadın başörtüsüz ve serbest bir kıyafetle görünüyor. Bunlar İran sokaklarından çekilen, alınan kareler. Onlarcası var. Onlarcası var. İran'dan kuzeye Kırım'a gidelim. Hafta sonunun en flaş gelişmesi, belki dünyada da en flaş gelişmesi Kerç Köprüsü'nün havaya uçurulmasıydı. Tam da e, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan bir köprü bu. 11-12 mil uzunluğunda olduğu belirtiliyor ve Putin'in gözdesi olduğu belirtiliyor ve Kırım'la tek karayolu bağlantısı Rusya arasında ve orada elbette sadece ticari yönden değil askeri yönden de sevkiyat yapılıyor. Sabotajda demiryolu zarar görmüş, karayolu tabyeleri denize gömülmüş. İşte bu köprü bir mühendislik harikası gerçekten ama işte savaş esnasında bu mühendislik harikaları da zarar görüyorlar ve oradan ikmal gelmesin, oradan yardım gelmesin maksadıyla yapılıyor belki bu eylem veya bu sabotaj ama neticede büyük bir milli servette suya gömülmüş. Benzer sabotaj Almanya'da da belki söz konusu olabilir. Almanya'da gazeteci Elmas Topçu paylaşmış. Demiryolu nas sabotaj düzenlenmiş ve e, kuzeyde bütün ülkeyi etkileyen bir e, e, demiryolu arızası e, baş göstermiş Almanya'da da demiryolu durursa hayat durur diyor elmas topçu ve sabotaj olduğu bunun ortaya çıkmış bu tür sabotajlar yayılırsa e, Belli ki hayatı da zorlaştıracak, sivil hayatı da zorlaştıracak. Savaş sadece meydanlarda cereyan etmeyecek. O arada Putin yaptığı açıklamada bunu Ukrayna'ya mal etmiş ve Ukrayna istihbarat servisinin gerçekleştirdiğini söylemiş. Terörist bir saldırı diyor, bir terör saldırısı diyor Putin yaptığı açıklamada. Bu daha başlangıç demişti Ukrayna'dan yapılan ilk açıklamalar bilmiyoruz tam olarak resmi bir doğrulama olmadı Putin'in iddiası bu fakat her ne olursa olsun Putin'in elini zayıflatmayı amaçlayan bir saldırı kerç köprüsünün havaya uçurulması O arada Türkiye'ye bakalım Ömer Murat özellikle Türkiye'nin doğalgaz borçlarını 2024 2024'de ertelemesini istediği gündemdeydi. Bunu Türkiye'li yetkililer yalanladılar. Böyle bir şey yok dediler ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Batı basınında bu iddia yer almıştı. Yani gaz borçlarımızı 2024'e erteleyelim. 2022 ve 2023'te ödeyebilecek durumda değiliz. Ömer Murat diyor ki Putin'in bu iyiliğe karşı Türkiye'den ne talepte bulunduğu ve buna Batı'nın nasıl tepki vereceği doğru soru bu olmalıydı diyor. O arada şunun da altını çizelim önümüzdeki haftalarda Rusya'ya yaptırımlar şiddetlenerek artıyor. Savaşın şiddetini artırması, Rusya'nın Donbas bölgesini ve iki ayrı eyalet diyelim, iki ayrı bölgeyi de ilhak etmesi, işte Kırım'da köprünün havaya uçurulması vesaire bütün bunlar Ukrayna'da savaşın şiddetlendiğini gösteriyor ve önümüzdeki günlerde, belki haftalarda en geç Batı'dan Rusya'ya yeni yaptırım kararları gelebilir. Ve bu yaptırım kararlarında Türkiye'de bu şemsiye altına bu şemsiye içine alınabilir. Böyle olduğunda Türkiye ekonomisinin ve döviz kurunun durumunu düşünmek bile istemiyorum. O arada Hürriyet'ten bir haber Putin'le görüştü. İşte Türk-Rusya ilişkileri görüşüldü Erdoğan'la Putin arasında. Ukrayna savaşı değerlendirildi filan gibi yazılmış haberde ama alakası yok. Putin'in 7 Ekim doğum günüydü ve Erdoğan onun doğum gününü kutlamak için aradı. Zaten Putin de teşekkür mesajında diğer liderlerle beraber Erdoğan'ın da adını zikretti geçti. Tabii bu Kırım Köprü saldırısının bir Putin'e bir doğum günü hediyesi kötü bir hediye tabi olduğundan da şüphe yok. O arada Putin'in arzusu Türkiye ile Rusya'nın Suriye'nin ilişkileri yumuşatması ve liderler seviyesinde görüşme talebiydi. Erdoğan görüşebileceğini ifade etmişti Esat'la. Özellikle Pırak'ta yaptığı son açıklamada. Esad'a da sorulmuş bu. Bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam diyor Suriye lideri. Bu türden fırsatçı İslamcılarla iş yapmaktan tiksinirim diyor. Erdoğan kadar sıcak değil anlaşılan Beşar Esat ve unutmamış anlaşılan. Bu haritada gösterdiğim bölge Esasen e, Rusya ile Amerika arasında çok büyük kıtalar, okyanuslar yok. E, sol taraftaki kıta e, Rusya, sağ tarafta ise ben Alaska görülüyor. Amerika kıtası başlıyor ve aradada e, Boğaz var, Bering Boğazı denen ve orada bir St. Lawrence Adası var. Bu e, Amerika'ya bağlı bir ada. Bu adayla e, Rusya arası 73 kilometre. İşte oradan bu adaya geçen Ruslar olmuş. İşte Rusya'nın son asker politikası biliyorsunuz Rus erkekleri özellikle ülkeden kaçırtmıştı. Kuzey'den de daha doğrusu işte Sibirya üzerinden filan neyse Bering boğazından bu şekilde Amerika'ya kaçma olayları var. Diyelim ve yavaş yavaş Türkiye'ye dönelim. Baskın oran artı gerçekte son derece etkili bir makale kaleme aldı ve diyor ki, AKP MHP sona yaklaşıyor. Bunun 3 net işareti var. 1- Ezan hoparlörlerini insanı dinden soğutacak kadar bağırtması. 2- İç politikada kullanmak için dış politikada tehditler yağdırması. 3- İç politikada yasakları artırması. Hepsini de şu anda yaşıyoruz. Baskın Oran yazısına böyle girdikten sonra bunu detaylandırmış. Okumanızı tavsiye ederim. O arada e, Devlet Bahçeli seçim 18 Haziran'da yani tam vaktinde yapılacak diyor. E, bir önceki seçim 2018 seçimleri 24 Haziran Pazar günü yapılmıştı. 5 e, yıl sonra 24 Haziran'dan önceki son pazar 18 Haziran olduğu için bu seçim normal vaktinde olacak manasına geliyor. Ancak AKP'nin Erdoğan'ın normal vaktinde bir seçime sıcak bakacağını zannetmiyorum. Çünkü üçüncü kez adaylığı söz konusu bu tartışmalar altında vaktinde seçime gitmek istemeyecektir Erdoğan. Erdoğan Pırak dönüşü Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmuş. Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi diyor. Belli ki başörtüsü tartışması Devam ediyor hala ama biraz ateşinin söndüğünü söyleyebilirim. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika'da şu günlerde ve İsmail Saymaz'a konuşmuş, Türkiye'yi barıştırmak istiyorum demiş bu karede Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika yolculuğunda tespit edilmiş bir kare. O arada Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi barıştırmak istiyorum derken altılı masalın bir diğer unsuru. Gültekin Uysal masada ne döndüğünü Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a anlatıyordu. O Gültekin Uysal ki Hande Fırat'ın Nuh Yılmaz'la görüşmesi, o günkü telefon ekranına düşen çağrının çağrının çağrıdan önce de Nuh Yılmaz'la görüştüğünün ortaya çıkması, ilişkisinin irtibatının özellikle Milli İstihbaratla ilişkisinin irtibatının ortaya çıkması çok konuşulmuştu. İşte o günlerde Gültekin Uysal böyle bir destek mesajı atmıştı Hande Fırat'a. Hürriyetle ilişkilerini iyi tutuyor Altılı Masal'ın Demokrat Partili Genel Başkanı. Neyse e, CHP lideri Amerika yolunda ve işte icazet almaya mı gidiyor vesaire tününden iktidardan eleştiriler var. Bu e, kupür e, Milliyet Gazetesi'nden Haziran 2005 tarihli talihsizlik CHP'nin ABD karşıtı olması demiş. Milliyet'ten e, Hasan Cemal'e e, uçakta verdiği mülakatta Tayyip Erdoğan nereden nereye? Aradan 12 sene geçmiş tabi. Özür dilerim 17 sene geçmiş. Dün dündür bugün bugün. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu 7 Ekim'de attığı tweette Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum ama deneyeceğim diyor. Şimdi burada ben sarı ile işaretlediğim bölüme dikkat çekiyorum. Yani başarılı olur muyum bilmiyorum ama deneyeceğim. İktidar iddianız varsa Olur muyum, olmaz mıyım? Bilmiyorum, deneyeceğim demezsiniz. Bakın rakibinize böyle mi konuşuyor? Nitekim Levent Önsaldı Pierre Bourdieu imzalı bir sözle buna cevap vermiş. Menfaatsizlikte menfaati olmak diyor. Evet. Beyefendinin yaptığı tam da bu demiş. Menfaatsizlikte menfaati olmak. Alevi Bektaşi açılımı Tayyip Erdoğan cemevlerini devlete bağlamaya çalışıyor ama orayı bir ibadethane olarak kabul etmiyor. Yani diyor ki dikkatinizi çekerim laflara bakın. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların yani toplanma mekanı diyor. Yani lokal muamelesi yapıyor. Kafe muamelesi yapıyor cemevlerine. Cemevleri de bunu yiyorsa bilmiyorum yani detayı da burada. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlanacakmış efendim. Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecek. Devlet bir yere kadro veriyorsa devletin dediği olur. Cemevleri kusura bakmasınlar ama yani olay bu. Adalet Bakanı Bozda işte susturma dedik ya baskın oranın yazısında hareketle 3 numaralı maddeydi. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az, az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz. Her şeyi de kazandırıyorlar ya işte böyle. Meali şu yatarı yok ceza limiti düşecek. İşte daha evvel belli suçlarda 2 yıla kadar 3 yıla kadar neyse artık ceza kanundaki ilgili maddeler bunun altında ceza alanlar yatmadan tecil ediliyordu, tehir ediliyordu veya işte farklı şekillerde bir uygulama vardı. İnfaz edilmiyordu yani. Fakat o zaten hürriyetteki hafta sonu çıkan haberde de altı çizilmiş. Bir günde olsa hapis geliyor. Hükümet suç işliyor ama hapis yatmıyor algısını kırmak için infaz yasasında değişikliğe hazırlanıyor. Bu ne demek? tweet attığınız için, konuştuğunuz için size bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl neyse ceza verilebilir. Bundan dolayı eskiden yatmıyordunuz, ceza erteleniyordu filan veya en fazla işte yurt dışı tedbiri geliyordu veya adli kontrol tedbiri geliyordu neyse. Şimdi yatacaksınız arkadaş diyor. Evet. Bu, bu sansür yasasıyla da şu an gündemde olan sansür yasa, yasasıyla da son derece irtibatlı. Tayyip Erdoğan'ın Pırak dönüşünde gazeteciler, gazete, e, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada gazeteci diyorum da az az ağ, alışkanlığı işte cevapları sorulandıran isimler. Aile vurgusu önemli. Şimdi bu İtalya'da da vardı. İtalya İtalya'daki vurgu da öyleydi. Tanrı, millet, aile. Yani baktığınızda bu tür liderlerin, bu tür yaklaşımların sıralaması değişmiyor. Erdoğan'da da aynısı var. Aile meselesi tekrar bu anayasa değişikliği falan bununla gündemde. Başörtüsü paketinin içerisinde belli ki çok sayıda maddeler olacak. Başka maddeler de olabilir. Birazdan bakacağız. Bununla dikkat çekilen konu sen LGBT, LGBT'ci misin değil misin? Bu şekilde bir e, şeye şeyi ortaya koyacaklar. Tabi hiç kimse şu gün şu ortamda Türkiye'de dünyada da zaten farklı bir benzeri benzeri akımlar var. Özellikle belli Avrupa ülkelerinde hiç kimse şu gün şu ortamda Öyle kolay kolay ben LGBT'ciyim diyemediği için, diyemeyeceği için İktidar buradan yürümeye çalışıyor. Zaten demiş ki Erdoğan da biz kimlerin LGBTC olduğunu biliyoruz zaten. Bunu da aile olarak gelip ortaya koyalım. Evet. Bakın o arada 4. 5. ve 6. yılında o halin toplumsal maliyetleri konulu bir rapor çıktı. Mağdur mağdurlar için Adalet platformundan çok çarpıcı makamlar, rakamlar var. Tahribatı tahribatın altını çizmek için getirdim ekrana. 12 Eylül'le kıyaslamış. 12 Eylül'de kamudan 30 bin kişi ihraç edilmişken 15 Temmuz sonrası 300 bin kişi ihraç edildi. 10 katı. 12 Eylül'de 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına çıkmışken 2016 sonrasında Türkiye'de terörist veya terör destekçisi olarak suçlanıp tutuklanma tehdidi altında yurt dışına iltica iht talebinde bulunanların sayısı 90 bini aştı. 3 katından fazla. 12 Eylül'de 388 bin kişiye pasaport verilmemişken o hal rejiminde bu sayı 1 milyon civarında diyor. Evet. O hal KHK mağdurları ve yakınları arasından 1 milyon 576.566 kişiye 6 yıldır silahlı terör örgütü üyesi muamelesi yapıldı. 1,5 milyon terör örgütü üyesi mi olur? Bütün dünyada Üstteki rakama dikkatinizi çekerim. Bütün dünyada en zorlama istihbari sayımlara bile... Sayımlara göre bile... Tüm dünyadaki terörist sayısı en zorlama sayımlara göre... 750 bini ancak bulurken Türkiye'de iki katından fazla. Evet. Erdoğan en son TÜGVA'nın olan kongresinde konuşmuş. Orada diyor ki işte yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Erdoğan kendiyle muhalefet edecek. Belli bu seçim kampanyasında öyle görülüyor. İbrahim Kabaoğlu mühim bir şey söylemiş. AKP savaş hukukunu getiriyor. Sansür yasası teklifinin hapis cezası öngören 29. maddesine dair değerlendirmede TCK'daki savaşta yalan haber yayma maddesi buraya aktarılıyor diyor. Anayasaya göre bu sadece olağanüstü hal ve savaşta uygulanır. E hocam yani zaten olağanüstü hal bitmedi ki uygulanıyor yani şu anda. Hala hazırda devam ediyor. Herkes bunu aklına sokacak. Türkva kongresinde Erdoğan'ın yaptığı o yolsuzluk rüşvetten daha önemli açıklama şuydu. Bizim gençliğimiz Ayasofya'nın açılması, üzerimizdeki baskıların kaldırılması özlemiyle geçti. Sultan Ahmet'in dili olsa da konuşsa, oradaki dikili taşın önünden hep Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Rabbim bu açılışı bize nasip etti. Bunun daha ilerisi olur mu? Elbette olur. Ayasofya'nın açılmasından daha ilerisi olur mu? Elbette olur. Ben bu açıklamanın Orijinaline baktım. Yani tweet olarak öneme düştüğünde ben kaynağına giderim. Yani videosundan dinlerim. E, ajansların geçtiği haberlere bakarım falan. Cumhurbaşkanlığı sitesine baktım. Cumhurbaşkanlığı sitesinde bu sarıyla işaretlediğim bölüm yoktu. Üstteki paragrafın üstteki bölümü vardı. Sarıyla işaretlediğim işaretlediğim bölümü atmışlar. Başımıza iş gelir. Yanlış anlaşılırız. Şimdi alırlar buradan yürürler falan diye. Ayasofya'nın açılışından daha ilerisi nedir? Hilafetin ilanı mı? Bu da onun gibi bir şey. Paralel. AKP Sancaktepe Belediyesi tekel bayileriyle içki satan marketlere 2021'de 3500 TL'ye verdiği belgenin ücretini 150.000 TL'ye çıkarmış. Bir gün gazetesi gitmiş sormuş bunu belediye başkanına. Bu sizi niye ilgilendiriyor cevabıyla? Karşılanmış. Şimdi LGBT ile ilgili bir şey söylediğinizde LGBT'ci oluyorsunuz. Bununla ilgili bir şey söylediğinizde hayır ola, siz içkiyi, alkolü, alkolizmi mi savunuyorsunuz oluyorsunuz. Bununla alakası yok. Bunun özgürlüklerle alakası yok. alakası var. Kaldı ki bu içki meselesi şu anda fena halde merdiven altına inmiş durumda. Kaçak içkiden evde üretilen içkiden, sahte içkiden ölümler arttı siz gerçeğini satışını böyle zorlaştırırsanız öbür türlü insanlar gene buluyor bir yolunu. Ve ondan sonra da ölümler başlıyor. Ayasofya'dan ileriye götürmek durumu. Çokça paylaşıldı. Açatürk'ün bu işte yapay zeka ile günümüze uyarlanmış resimleri. Fakat bunun Hulusi Akar'ın fotoğraflarına uygulandığı ortaya çıktı. Solda Hulusi Akar sağda işte Atatürk'ün başı işte uygulanmış yapay zekayla. Altta da öyle Hulusi Akar genelkurmay başkanı iken. Erdoğan vatandaş bunun üzerine şu yorumu düşmüş. Devlet Erdoğan sonrası Akar konusunda anlaşmış gibi gözüküyor. Devlet Hulusi Akar konusunda anlaştı mı, mı bilmiyorum akar elbette Erdoğan sonrasında kendini bir yerlere hazırlıyor olabilir. Bunun zaten fena halde işaretlerini veriyor. Fakat İngiltere'deki şu e, fotoğrafa dikkatinizi çekiyorum. Geçtiğimiz günlerde e, İngiltere Savunma Bakanı e, Wallace'ın davetlisi olarak Londra'daydı ve burada böyle sıcak bir kucaklaşma yaşandı. Evet. Komplo teorisyenlerine alın size fotoğraf. Memduh Bayraktaroğlu demiş ki Erdoğan'ın hazırlanması talimatını verdiği anayasa teklifinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri tek turlu yapılır. İlk turda en yüksek oyu alan aday Cumhurbaşkanı olur iddiası doğru mu? Şimdi anayasa teklifinde siz başörtüsü olarak yola çıkıp da ona aile, LGBT, işte e, Cumhurbaşkanlığı'nın seçilmesi esaslarıyla ilgili maddeleri falan eklediğinizde bir torba yasa oluyor bu. O zaman olay zaten başörtüsünden çıkıyor. Ve zaten sizin amacınız başörtüsü değil başka bir şey olmuş oluyor. Ve bunu da zaten e, muhalefetin önüne başörtüsü olarak koyamazsınız. Çünkü içinde başka şeyler var. Şimdi orayı geçtik. Bunu öteden beri istiyorlar zaten. Çünkü bunu çok denediler. Şimdi ortada bir anayasa var. Bunu, bunu değiştirmek için anayasa değişikliği gerekiyor. Böyle bir şey şu anda mümkün değil. MHP'nin ikna edilmesi lazım. MHP ikna edilse bile anayasayı değiştirecek çoğunluk bulunamıyor. İstedikleri şey barajı düşürmekti. Yani 50 elli artı biri düşürmekti. Bu Arjantin'de galiba var. Bazı ülkelerde var. Güney Amerika ülkelerinde var. Yani %50 değil yüzde %40'a düşürmek. Yani ilk turda %40'ı bulursa bir aday tamam seçiliyor demek eğer bulmazsa yani iki aday geçerse yüzde kırkı örneğin bu sefer ikinci tura kalıyor falan neyse ilk, ilk önce bunu bir denediler acaba yüzde elliden kırka çekebilir miyiz sonra da şunu dillendirdiler ya tıpkı işte belediye başkanlığı seçiminde filan falan olduğu gibi bunu tek turda bitirelim, bitirelim. en yüksek oy alan kazansın çünkü bir türlü artık elli artı biri bulamadıkları için böyle bir manevra çekebilirler mi seçime yedi sekiz ay kala böyle bir şey tartışılır mı böyle bir düzenleme yapıldığında bu önümüzdeki seçimlerde geçerli olur mu olmaz mı bunu bilmiyoruz yani e, büyük bir tartışma bakalım anayasa e, paketinde ne gelecek pa paket geldiğinde böyle bir şey gelecek mi fakat bunu çok istediklerinden eminim tek turda bitirelim bu işi en çok en yüksek oyu alan kazansın tıpkı belediye başkanlığı seçiminde olduğu gibi bunu çok istediklerinden eminim ama buna bir zemin var mı bilmiyorum. Bu kadar ciddi konulardan sonra biraz rahatlatıcı bir grafikle devam edelim. Sedat Bozkurt yazmış. Ee, Erdoğan'ın diyor önünde sürekli A Haber'le TV24 açık. Bazen diyor altyazılarda geçen haberlerin ifade edilişini beğenmiyor. Kanalın aranarak düzeltilmesini istiyor. Evet. Önünde sürekli bu iki ekran açıksa ve o iki ekranda zaten reisiyle paralel bir farklı gerçekliği pompalıyorsa... Al gülüm ver gülüm yürüyor işler. Ekonomiyle devam edelim. Yatırımcı gelsin, kredi kredi alsın. Erdoğan yatırımın yüksek faizde olmayacağını belirterek yatırımcı gelsin, devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun dedi. Şimdi e, aynı konuşmada e, ben e, bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek diyor. Fakat reel faiz öyle değil. Yani e, Merkez Bankası'nın politika faizini 14'ten 13'e, 13'ten 12'ye düşürüyorsunuz da <laughs> gerek devlet bankaların gerek özel bankalarının tüketici kredisi olarak işte sanayiciye verdiği krediler 28-30-35 bandında ki onu da orada güçlükle tutuyorlar daha da artacak bu yani reel faiz 12 değil. Klasik Tekneler Platformu Başkanı Işık Aylan söylemiş efendim. Pandemiden önce Türkiye'deki aşağı yukarı 83 marinada kayıtlı 28 bine yakın tekne vardı. Şimdi diyor Tekne tahmini 40 bin lira kadar çıktı. Tabi bunda Rus oligarkların tekneleri olduğu kadar tekne sahibi olan Türkiye'li zenginlerin de payı var. Yani bir taraf fakirleşirken, fakirleştikçe fakirleşirken yukarı tabakada zenginleştikçe zenginleşiyor. Zaten orta tabaka diye bir şey kalmadı. Orta direkt çöktü. Ekonomiyle devam. Ekonomist İbrahim Turhan paylaşmış. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinin 52 milyarlık kısmı zorunlu karşılık diyor. Yani elde yaklaşık 2 aylık ithalatı 6 aylık dış ticaret açığını karşılayabilecek kullanılabilir rezerv var. Ekim Aralık döneminde 25 milyar dolar döviz finansman ihtiyacına dikkat çekmiş. Bir yandan Rusya yaptırımları gelir mi endişesi var. Kasım Aralık ayına tüm ekonomistler dikkat çekiyorlar. E, dövizde bir e, parlamanın patlamanın olabileceğine dikkat çekiyorlar ki aman olmasın olursa zaten Ekim Aralık döneminde 25 milyar dolar döviz finansman ihtiyacı da karşılanamaz. Ondan sonra temerrüde düşersiniz. Bank of Amerika yatırımcılar 5 Ekim haftasında en çok parayı nakite yönlendirdi. ...diye bildirmiş. Bunu yorumlayan Atilla Yeşilada ise... ...bu haber niye önemli? Bireysel yatırımcı da artık... ...riskli varlıklardan kaçmaya başladı. Ayı pazarı sürecek diyor. Ayı pazarı... ...kış uykusu... ...pazarı. Borsa tabiriyle. Ayı boğa. Rahatlatalım sizi biraz. Hollanda Başbakanı Rutte görülüyor... ...sağda. Geçen yılki seçimde... ...oy vermeye bisikletiyle gitti bisiklet ulusunun doğuşu. Şimdi Hollanda'da bisiklet yaygınlaşması öyle hemen akşamdan sabaha bu seneden gelecek seneye olmuş bir şey değil. 1970'lere kadar gidiyor. 500 kişiye 100 araba düşüyormuş o günlerde. Trafik kazaları artınca e, hükümet yavaş yavaş bisiklet ve bisiklet yollarını e, geliştirerek, teşvik ederek e, bugünkü noktaya ulaşmasını sağlamış ve bugün ülkede 35 bin kilometreden fazla bisiklet yolu varmış. Yani geriye doğru 50-55 yıllık bir öykü bu. Öyle 6 ayda bir senede olmuyor. Bisikletiniz var, gidebilecek yolunuzun olması lazım. Hoş Türkiye'ye gittiğinizde, hele İstanbul'da yürüyecek kaldırım yok. Bırak bisiklet yolunu. İspanya Franka diktatörlüğü dönemini yasa dışı ilan etti. Franco 1936-1975 yıllar arasında hüküm sürmüştü ve tarihi bellek yasasıyla başlayan 2007'den itibaren bir süreç var. bu dönemin izlerinin silinmesi ve mağdurlara destek verilip geçmişle yüzleşme adımları yeni çıkartılan yasayla daha da genişletilmiş. Artık o dönem yasa dışı ilan ediliyor. Yani yok sayılıyor. Bir dönem ne kadar uzun ol olursa olsun mağdurları, yaşanmışlıklar, yüzleşme sonrasında böyle kararları getiriyor. Dolayısıyla hiçbir şey için umutsuz olmamak lazım ama geciken adalet adalet değil elbette. Emrah Gülsunar paylaşmış, kendine liberalim diyen birinin aslında ulusalcı milliyetçi olup olmadığını Kürt sorununa, muhafazakar İslamcı olup olmadığını ise LGBT haklarına bakışından anlarsın demiş. Evet. Buna bir ilave yapacağım. Cemaat operasyonlarına bakışından da anlarsın. Turnusol gibi ortaya çıkar insanların durumu diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyorum. 31-32 dakikada yaklaşık 60 fotoğraf ve grafik getirdim ekrana dile kolay. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. O arada sorularınızı yorumlarınızı okuyorum. Son birkaç programdır sorularınıza cevap veremedim. Hepsini not alıyorum. İleriki programlarda bunu yapacağım.